Herkese yeni bir günden ve vlogtan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni videoma hoş geldiniz. Günlerden cumartesi başlatayım dedim videomu, vlogum başlasın. Dün kayınvalidemleri evime davet ettim. Pazartesi günü onlar Foça'ya gidiyor biliyorsunuz. Son kez bir yemek yiyelim dedik. Akşama balık menüsü var. Bizim klasikleşmiş, her zaman kayınvalidemlerle yemek yiyeceğimiz zaman balık yiyoruz. Balıklarımızı aldık. 4 tane çupra aldık. Mezelerle menümüzü zenginleştireceğim arkadaşlar. Bakalım 3-4 tane meze yapmayı düşünüyorum. Yaparken de sizlerle beraber olacağız zaten. Bir tanesini şu an koydum bile, oluyor, haşlanıyor. Hatta haşlandı, alacağım ben şimdi bunları. Deniz börülcesi arkadaşlar. Ben bunları güzelce temizledim. Arındırdım içindeki pisliklerini, topraklarını falan. Sirkeli suda beklettim. Şimdi bunları beraber sizlerle ayıklayacağız. Hem gösteririm. Güzel, çok güzel bir meze oluyor. Ben çok seviyorum. Özellikle Zafer çok seviyor zaten. Bayağı hepsini yemiş oluyor. Hemen kapatayım altını. Bunu güzel temizleyelim beraber. Masamın başına oturdum şimdi. Bulaşıklarım da gayet temiz. Temizledim ilk kahvaltıdan sonra. Hemen işimi daha kolay yapmak için pratik oluyor temizlik olunca. Makineleri falan ayarladım. Burada deniz börülcelerini ayarlayalım arkadaşlar. Saplarını ayıklayıp limon, sarımsak ve yağla buluşturup harmanlayacağım. Çok güzel olacak. Zaten takipçilerim arasında Ege'li olanlar bilir arkadaşlar. Böyle arkadaşlar sap var. Tepesinden tutuyorum. Aşağıya doğru çektim mi direkt gidiyor. Çok kolay. Valla balığın yanında çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Buna tuz koyulmuyor arkadaşlar. Tuz zaten deniz börülcesi tuzlu bir bitki olduğu için. O yüzden koymuyoruz içine tuz. Çok tuzlu oldu bu sefer. Yenilmez yani. Burada da sarımsaklar var arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce ayıklayıp böyle bir aletimle, sarımsak ezici aletimle yapacağım. İçine atacağım. Temizledim zaten deniz börülcelerimi. Bayağı bir oldu. 3 paketti. 4 paket almıştım. Bir tanesini bıraktım. Yeter zaten bize. Çok pratik oluyor bununla yapması. Bunu çeyizime almıştım. Başlarda kullanmıyordum ama şimdi bunu bir keşfettik Zafer'le ikimiz. O başladı bir kere yapmaya devam etti. Ben de sevdim yani. Sarımsaklarımı rendeledim içine. Şimdi koyuyorum biraz. Bir adet de sıkmış olduğum limon. Karıştırıyorum. Yoğurtlu bir semiz otu meze yapacağım. Ben yoğurt yemiyorum ama kayınvalidem falan çok sevdiği için ona göre yapacağım. Çok az yap dedi. Böyle 2 kaşıktan, 2,5 kaşıktan yıkadığım semiz otlarını böyle içine atıp karıştıracağım. İçine 1-2 diş de sarımsak koyacağım şimdi. Bir ilk önce karıştırayım. Semiz otu mezem de hazır olmuş oldu. İçine sarımsak ekledikten sonra üzerine biraz zeytinyağı, pul biber, tatlı. Bir de renk olsun diye dereotu koydum arkadaşlar. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ben sevmiyorum ama yine yaptım yani. Keşke yiyebilsem yoğurtu ama yiyemiyorum maalesef. Yapacak bir şey yok. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me.
Şimdi salataya geçtim arkadaşlar. Zafer de bana yardım ediyor zaten. O da sofrayı kurmama yardım etti. Teşekkür ederim ona da. İşte her şeylerimi yaptım. Şimdi artık birazdan da balıkları kızartacağım. Sonra geriye bir olay kalmıyor. Böyle güzelce bol yeşillikli salata yapalım. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at it. Şimdi birazdan balık kızartmaya geçiyorum arkadaşlar. Her şey oldu. Sofra da hazır. Sadece balık kızartmam kaldı. Bir de yanında kalamar var. Onları yapacağım. Bu salatayı da üzerine yağını, limonunu, tuzunu da yemeğe yakın koyacağım. Şimdi koyarsam pörsür. O yüzden bekletiyorum. Sadece doğradım. Böyle oldu salatam. Gayet güzel oldu. O zaman arkadaşlar balık kızartmaya geçelim. Arkadaşlar balıklarımı kızartacağım artık. Tava var böyle. Balık tavası. Zeytinyağı koyacağım. Zeytinyağında pişiriyoruz balıkları. Daha lezzetli oluyor o zaman. Balıklarımız karpuzdan aldım bir Zafer. Sabah erkenden gidip. Ne kadardı bebeğin balığı kilosu? 290. Tamam. Hemen başlıyorum. Bol mısır unu. Çok az da içine un koydum arkadaşlar. Beyaz un. Biraz da tuz var içinde. Biz balık canavarıyız değil mi bebeğim? Aynen öyle. Herhalde geçen sene de tamam yiyordum. Bu sene daha fazla bir taktık balığa. Geçen sene her hafta bir kere yiyorduk. Ama bu sene 3-4 defa yiyoruz. Baksana nasıl kalkıyor balık. O balık her zaman için kalkıyorsa eğer tazelikten kalkar. Evet. Burada da kalamarlarımız var. Ben de bitmişti kalamar. Kayınvalidem dedi pazartesi gidiyoruz artık dolapta bir şey kalmasın. Ben dedi vereyim. Yapalım yiyelim dedi. Sardal koydum. Bu sefer bal falan koymadım. Yağ, limon, tuz. Bu kadar. Bir de nane koydum. Toz nane. Soframı hazırladım arkadaşlar. Zafer'le birlikte. O da yardım etti. Teşekkür ederim ona da. Şimdi kayınvalidemleri artık çağırdık, bekliyoruz. Birlikte güzel bir yemek yiyelim. Veda yemeği olsun. Şimdi sizlere masayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Masanın güzelliği diyorum. Susuyorum. Daha doğrusu balıkların güzelliği diyeyim. Herkese birer tane pilota şeklinde balık yaptım. Acı biber, semizotu, deniz börüleceğim. Peynir tabağı yaptım buraya. Balığın arkasından tahin ve pekmez. Meyve tabağı hazırladım. Bizlere afiyet olsun. Acıktık artık değil mi? Aynen öyle acıktık. Annenleri bekliyoruz şimdi. Evet. Balıklar da soğumadan yiyelim artık. Hatta duyduk kapının zilini. Evet. Anlıyoruz hemen geldiklerini. Aynen öyle. Güzel bir keyifli bir yemek oldu. Artık. Şimdi bulaşıkları yıkayalım. Merhaba. Kübra'cığım çok güzel hazırlanmış. Zaferimin kesesine bereket. Kübra'cığımın ellerine sağlık. Bizi çok güzel ağırladı. Şimdi mutfağı toplamaya yardımcı olayım diyorum. Onu bile yaptırmıyor bana. Siz oturun buraya dedi. Aynen. Ben oturup onu seyredeceğim. Olsun ben yapayım. Burada muhabbet ederiz. Aynen. Güzeldi, çok güzeldi. Veda vlog mu? Veda vlog. Evet.
Kim bilir ne zaman bir daha karşılaşırız, kim bilir ne zaman size sürpriz yapabiliriz. Bayramda, en yakın zamanda. Evet, en yakın bayram olur herhalde. Bayramdan sonrasında artık Allah kerim. Burada da Kemalpaşa tatlımız var arkadaşlar. Bende vardı Kemalpaşa. Ne zamandan beri duruyor dedik, bugün yiyelim artık. Kayınvalideme verdim, o da onu yaptı. Teşekkür ederim, ellerine sağlık. Bunları da birazdan yeriz. Ben sevmiyorum Kemalpaşa tatlısını ama Zafer çok sevdiği için ona yaptık. Ben mutfağımı da güzelce temizledim. Bulaşık makinemi de içine koydum. Birazdan çalıştıracağım. Son olarak göstereyim mutfağımı. Şimdi de burada kahve yapacağız sizlerle. Soğuk kahve. Smoothie gibi. Burada arkadaşlar el blenderım var. Kişisel blender. Bunu ben geçen sene Karaca'dan almıştım. Hatta 2 sene oluyor 2022'de. Bunu işte böyle üzerine shake aletini koyunca oluyor. Şimdi sizlerle güzel bir smoothie yapalım. Tarifim olur sizlere de. Eğer beğenirseniz sizler de yaparsınız. Biz gerçekten çok seviyoruz. Yaz aylarında bayağı tüketiyoruz bu kahveyi. Şimdi yapım aşamasını sizlere göstermek istiyorum. Gold kahve. 2,5 kaşık kahve koyuyorum. Kremlerim var. Bir tane de atıyorum. Çok az şeker. Kapatıyorum. Hemen 2 dakika içerisinde kahvemiz hazır. İçine buz da koyacağım. Birinci kahvemiz hazır. Şimdi biz bunları afiyetle içelim. 3 tanesi de büyük ama bir tanesi de minik göründüğüne bakmayın. Kayınpederim bu kadar böyle küçük istedi. O belirli saatten sonra içmiyor yani, ve sağlığına dikkat ettiği için. O yüzden ona minik yaptık. Ben de ilk kez içeceğim. Bakalım. Beğenirsem ben de façada yapacağım. Ben size böyle güzel güzel şeyler de söylerim. Bunu katın, bunu katın içine, evet, diye. Evet. Fikirler. Ararım seni. Görüntülü ararım. Beraber yaparız. Herkese ikinci günden merhaba. Merhaba. Selam. Buluştuk yine. Evet. İki gündür buluştu. Sık sık buluşuyoruz. İyi oluyor. Akraba günleri de olmasa? Vallahi bir araya gelemeyecek. Bir yerlere gidilmeyecek. Ablan yok. Ablan gelemedi. Evet ya. Evet. Merak ediyordum ne kadar bahsettiğinde. Aynen, ben de hiç gelmedim buraya. 5 kişilik AVM'ye geldik, günümüz bitti. Değil mi? Aynen, evet. Evet. Merak ettik, buradan da Ayşe'ye selam olsun. Evet. Güzel ürünler var ya. İlk defa çok geldik ama. Çok güzel şeyler var, ben bayağı uygun fiyatı. Bayağı uygun. Evet. Sen de bir şeyler aldın. Ben de bunları aldım. Mum aldım ben. Elektrikli fırçada kesili veriyor, hiç bir anlamı yok. Evet. Bulsun evde. Mantıklı. Her şey varmış burada ya. Burası güzel. Burası çok güzel. Aslında yukarıya da bakardık ama şimdi. Bak, biz çok sınırlı. Bir tane sefere geldiğimizde. Özel olarak gelelim bir gün buraya. Aa bak. Düşündüm, gördüm. Kavanozlar. Fiyatları da çok uygun ama benim standa büyük. Çıkar buradan öyle. Yoksa güzellermiş. Burada kısaları da var galiba. Kısa mı, aynı mı? Kısa var evet birazcık. Bunlar kısa biraz herhalde. Kısa gibi duruyor. 30 lira. Şunlar da güzelmiş. Bardak altlıkları. 65 lira. Çok güzelmiş evet. Her şey güzel ya. Aldıktan sonra. Hediyelik şeyler çok güzel. O şekilde abi. Konserve şişesi falan. Evet. Bizim evde konserve şişesi çok lazım olursa alın. Tamam, bende de çok valla. Nereye koyacağım bilmiyorum onları. İşte ihtiyaç olursa. Çok var çok. Bak şunlardan. Evdeğimizde var, bunlardan bulamayız. Ama onun için daha şey oluyor. Yemeğini koy onun içine, soğuk yer. Isıt. Isıtmalık değil miydi o? Şeyi enişten almıştım ben bunu. Hı hı. Evden yemek götürüyor ya onlar. Hı hı. Evet.
aldım. Orada da şey olmuş. Ateşe böyle koymuşlar, yanmış şişesi. Ha. Ondan. İyi. Normal. İsterse ablan alıverim sonra. Tamam. Olabilir. Şişelik dursun da. Hı hı, olur olur. Şu bardağı da beğendim. Çok güzel yağmur yağıyor. Birdenbire sağanağa döndü. Onu meteoroloji uyarmıştı zaten bugün, evet. Sağanak var diye. Tam da bizim dönüşümüze yakalandı bak valla. Neyse, Allah'tan otobüs şu tramvayın içinde olacağız. Evet. Sonra da eliniz yakın şakışa girebiliriz. Şemsiyeler yanında. Arkadaşlar, eve geldim artık. Hava bayağı bir sağanak yağışlıydı. Kuvvetli bir yağış yağıyor. Hemen geldik biz de eve. İşte güzel bir vakit geçirdik. Akraba günümüz vardı. Bugün Ayşenur'daydık Çiğli'de. O şekilde bir vlog olmuş oldu. Sizlere de 2 günlük. Duyuyorsunuz siz de. Tam böyle açtığımda Zafer de bir şok oldu. Değil mi? Ben ne oldu dedim ya. Işığı gördüm. Görür görmez. Dedim aha gelecek ama. Ne zaman? Çok fena dışarısı. Aynen. İyi ıslanmadan geldik artık. Islandık bayağı, gerçi ben sırılsıklamam da. Hatta direkt bütün üstümü falan makineye atacağım şimdi. Atıp çalıştırıyor onu. Tabii tabii. O zaman artık arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Zafer de burada. Görüşürüz arkadaşlar. Gel beraber veda edelim. Helal yapalım o zaman dedim, sefer de gel. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar ve görüyorum destek verdiğinizde. Çok teşekkürler. O zaman videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Bizi Instagram'dan takip etmeyi. Videolarımıza yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bye bye.